Nisan referandumunda yıl dönümü. Evet. Vesileyle hem şunu sorarak başlayayım o zaman. 16 Nisan deyince benim aklım hemen şu geliyor. YSK'nın kararı ile ilgili sizin bir söyleminiz. Sonra o söylemle ilgili bir ifade verdiniz. Ondan bir şey çıktı mı? Hemen hızlıca onu bir sorayım. Şimdi oradan takipsizlik verildi. Fakat sonrasında tekrar itiraz edildi. Son halini bilmiyorum. Avukatıma sorayım. Hatırlattığınız evet, iyi oldu. Evet, değil mi? YSK'nın evet. O gün mühürsüz evet. Oyları saymasına evet. ilişkin bir söylemdi. Evet. Sonra bir Antalya'da bir konuşma esnasında söylediğim sözler dolayısıyla bütün üyeler mahkemeye verdi. Yeah. Yani önemli bir kısmı mahkemeye verdi. Sonra işte birer birer gidiyor davalar ve bir şey takipsizlik aldık ama o istinafa gidildi. Evet. Oradan Yargıtay'a gidecek. Hukuki prosedür böyle biraz uzunca Türkiye'de. Böyle bir durumumuz var. Süreç devam ediyor. Evet. Bakalım o süreç nereye evrilecek, ne olacak şimdi? 16 Nisan tabii kilit de bir tarih. O evet. referandum sonrasında yaşananlar, evet. sizin şimdi işte evet. altı masanın çabaları, evet. Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem olsun diye. Hani buradaki en büyük vurgulardan biri de hukuk, hukukun üstünlüğü, adalet. Evet. Bugün yine ısrarla adalet vurgusunda bulunduğunuz bir olay yaşıyorsunuz. İyi evet. Parti olarak İyi evet. Parti'nin gençliğine, evet. genç kollarına üye olan evet. bir isim. Evet, 20 yaşında gencecik bir üniversite öğrencisi evet. Alp Emeç tutuklandı. Bir atasözü paylaştığı için tutuklandı. Benzer bir süreç Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına sanki. Buna ilişkin bir aslında İyi Parti'nin yaptığı açıklama var ve çok net. Adalet vurgusu da yaparak üç kez üst üste söylüyorsunuz. Nedir son durum? Hem onu sorayım Alp Emeç'le ilgili. Hem şu anda arkadaşlarımız takip ediyor. Yani şimdi bugün cumartesi, yarın pazar. Muhtemelen pazartesi günü daha net cevaplar alabiliriz. Annesiyle iletişimdeyiz. Bütün avukat arkadaşlarımız, hem genel merkezdeki avukat arkadaşlarımız. Mesela genel sekreterimiz avukattır bizim. Uğur Bey evet. Başta olmak üzere İstanbul'da Gençlik Kolları ve Gençlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Gençlik Kolları Başkanı Hamza Başkan avukattır. Genç avukatlar var partimizin bünyesinde. Hepsi beraber takip ediyorlar. Ben de bizzat takip ediyorum. Çünkü yani bu kadar olmaz artık. Şimdi Sayın Erdoğan'ın şöyle bir durumu oluştu. Hem Cumhurbaşkanı, cız deseniz, yani deseniz çat yapılıyor. Ama aynı zamanda kendisi AK Parti'nin genel başkanı. Her AK Parti grup toplantısına hepimize yani can istediğini söylüyor. Ama biz kendisine karşı bir cümle sarf ettiğimiz zaman Cumhurbaşkanı şapkası devreye giriyor. İşte 16 Nisan 2017. O zamanlar partimiz yoktu. Evet. Gerçekten samimiyetle bütün arkadaşlarımız nasıl çalıştık biz? Bu günleri anlattık. Ama maalesef sonuç farklı oldu. Şimdi 4 senedir bu ucube sistemle yani 2018'de evet. koyarsak, yani o seçimi de koyarsak bu ucube sistemle beraberiz. Bu ucube sistemin Türkiye'ye yaşattıkları, İşte Alp'in durup dururken, ya genç bir çocuk. Sedef Hanım'ın, benim bilgim o, işte onun söylediği atasözünü sonra silmiş. Evet. Ve nasıl kaydediyorsunuz kardeşim siz bunları? Yani düşe düşe 20 yaşındaki bir gence mi düştünüz? Şimdi bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir şeydir? Ve nasıl hapse attırıyorsunuz? Nasıl tutuklu halde tutuyorsunuz? Günahtır ya. Yani mübarek Ramazan günü günahtır. Şimdi böyle bir sistemin içinde hani hem AK Parti Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanı hem de klasik o seçilmiş Cumhurbaşkanı evet. bütün bunları bir araya koyduğunuzda muhalefet ister sivil muhalefet ister bizim gibi siyasi muhalefet insanlar derdini espriyle bile söyleyemiyor. Böyle bir şey olmaz yani bu ikili sistemi taşıyamaz Türkiye. Şimdi bir ekonomiden sorumlu bakan insanlar açım dediği zaman gözlerinde ışıltılı arkadaşımız sabredin diyor. Ne zaman kadar? Gelecek aralığa kadar. Yahu yani açız diyor bu insanlar. Şimdi hatırlayın Malatya'da eve ekmek götüremiyorum dediğine nankör bir vatandaşa nankör denmişti. Şimdi
Yani ihtiyacı olan herhangi bir konuda, gıdaya ihtiyacı olan, barınmaya ihtiyacı olan, kiralarla ilgili korkunç bir dönem yaşanıyor. Bütün bunlara dair fikrini söylemeye kalkışan, derdini söylemeye kalkışana ya nankör, ya terörist, ya hain. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu nasıl bir yönetim anlayıştır? İşte Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hikayesinin sonu. En son 20 yaşında gencecik yapmış, yani bir tweet atmış. O tweet'i sonra bakmış ki gidiyor işler, silmiş. Ya bu bir, ya bu nedir ya? Anlamam mümkün değil Çiğdem Hanım. Bu bir atasözü. Burada şu da benim aklıma geliyor. Yani siz bir genel başkan olarak çok sayıda hakarete maruz kaldınız. Kimilerini yargıya taşıdınız. Bunlardan bir sonuç oldu mu mesela şu ana kadar? Valla benim evim basıldı. Yani daha bir sürü çirkinlik var da çok açık, aleni, herkesin gözü önünde. Yani evimiz basıldı hem de 11.30'da. Her türlü hakaret, küfür edildi. Mahkemeye gittik. Ben her bir konuyu mahkemeye taşıyorum. Yani rahmetli Başbuğ'un bir sözü var. Mim koymak diye. Yani hukuka gidin ve mim koyun. Hani mim işareti vardır ya, mim koyun. Ben her türlü hakarette, her türlü haksızlığa, her türlü yanlışla mim koymak üzere mahkemeye gidiyorum. Bugüne kadar yani hiç bir sonuç alma imkanım olmadı. Evim basıldı, beraat ettiler. Takipsizlik falan da değil. Mesela yani öyle çirkin şeyler oldu ki mesela habire söylerler. Ben İçişleri Bakanı olduğumda teşekkür, bana birisi bir şey göndermiş. Ben de benden de teşekkür gitmiş diye. O zamanlar işte mail falan herhalde o derece yaygın değildi. İmzalı bir kağıt gitmiş. Şimdi bu kağıdın sonuçta benim imzamla gittiğine dair üzerine bir koca roman yazıldı. Bir baktım ben imzaya, imza benim değil. Yani basılı halini siz yayınlıyorsunuz ya. Tabii. Oraya bir baktım, imza benim değil. Sonra bir inceledim. Hani bakan olmuşsunuz. Size teşekkürler yazılı. Kendiniz gelir bunu getirir özelliklerimiz. İmzalarsınız. Öyle bir şey zannettim önce. Yani bakmazsınız bile buraya. O bile değil. Yani imza benim değil. Bildiğiniz bir teşekkür kağıdı ama antetli kağıt değil. Şimdi bunun üzerine ben bu imza benim değil, bu bir sahtekarlıktır diye müracaat ettim mahkemeye. Şimdi mahkeme benim oturarak imzamı alacak, sağ elimle alacak, sol elimle alacak, ayakta alacak, sağdan alacak, sondan alacak. Yani buna razıyım. Ne oldu biliyor musunuz? Bu resmi bir evrak değil. Gerek yok, takipsizlik verildi. O zaman neden bu kadar? Ama aynı kişi bu kağıdı sallaya sallaya geziyor. Bana teşekkür gönderdi işte şu sebeple diye. Yani her türlü, yani bir teröristle ilişkilendirilen bir durumdan bahsediyorum. Onun için her türlü konuyu bir mim koymak amaçlı mahkemeye veriyorum. Şu ana kadar sonuç yok. Bundan sonra kim bilir başka neler olacak? Çünkü zorlu da bir süreç. Şimdi evet. Siyaset hakikaten ısınıyor ve hareketleniyor. Hani evet. Deniliyor ya, hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor, evet, gibi bir, evet, tablo var ortada. Ama işte 16 Nisan 2017'yi hatırlarsak eğer, haklı çıktık. Bugün hepimiz haklı çıktık. Yani o gün bu referandumda gezip dolaşıp yapmayın, yani bu yanlıştır denilen her türlü gerekçe bizlerin söylediği haklı çıktı.